Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Pırasa, yeşil mercimek ve birkaç malzemeden hazırladığım güzel bir tarifi sunacağım sizlere. Bir çay bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı kaynar suyu kaseye aldım. Üzerini kapatıp bir buçuk saat bekleteceğim. Üzerini kapatıp bekletme sebebim. Hem pişirme süresini daha aza indirmek mercimeğin hem de pişerken kabuğunun soyulmamasını sağlamak. Herhangi bir mercimek yemeğini hazırlarken bu işlemi yaparsanız yemeğin pişirme süresini daha aza indirirsiniz. Mercimek biraz geç pişer cinsine göre. Şu an pişmiş kıvamda görüyorsunuz elimi vurduğumda direkt ayrılıyor mercimek. Mercimeğin suyunu süzeceğim. Sonrasında pişirme işlemine geçeceğim tarifi. Yaklaşık bir kahve fincanı kadar zeytinyağını tencereye aldım. Yarım yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Sonra mercimeği ekliyorum. Mercimeğin rengini görüyorsunuz. Suda beklediği için siyah kara suyunu da yemeğin içerisine vermeyecek güzel bir renk olacak. Zaten videonun sonunda yemeğin piştiğinde göreceksiniz. 200 gram pırasa kullandım. Kalın olan pırasaları ortadan ikiye bölüyorum. Çok ince olmayacak şekilde doğrayacağım pırasalar. Kıvamı lezzeti yerinde bir tarifi daha sizlerle paylaşıyorum. Mercimek ve pırasa çok güzel yakışıyor birbirine. Hazırladığınızda lezzetini çok beğeneceksiniz. Doğramış olduğum pırasayı mercimeğin üzerine ilave ettim. Yarım çay bardağı bulgur ilave ediyorum. Bu aşamada bulguru yıkamadın diyenler olabilir. Yıkamadan ekledim. Sizlere hangi bardakta ve nasıl eklediğimi göstermek için. Malzemeleri soteliyorum. Hiçbir şekilde rengi değişmeyecek mercimeğin içerisine bir tane portakalın suyunu ekleyeceğim. Portakal suyu güzel bir aroma veriyor. Ben yemek içerisinde portakal suyunu sevenler dedim. Gerçekten güzel bir aroma, güzel bir lezzet veriyor yeme. Tabii ki eklediğinizde sizde birebir tattığınızda göreceksiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuzu kontrollü ekleyin derim. Benim eklediğim miktar tuzlu ya da tuzsuz gelebilir sizlere. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Tam bir vitamin oldu. İçerisindeki yeşil mercimek, pırasa, zeytinyağı, tereyağı, portakal, limon ve 2 su bardağı da su ekledim. Pişmesini bekleyeceğim. İçerisindeki bulgur pişinceye dek ocakta kalacak. Zaten mercimek hemen hemen pişmişti. Pırasa da çabuk pişti. İstediğim kıvamı ulaştı yemek. Karıştıracağım. Altını kapatacağım. Biraz dinlendirdikten sonra servis alacağım. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdim yemeği. 15 dakika sonunda servise alacağım. Hazırlamış olduğum tarifin son hali. Görüyorsunuz mercimeği, pırasayı, bulguru hemen hemen hepsi aynı renk. Mercimekte bir ezilme olmadı. Aynı şekilde duruyor. Dış kabuğu soyulmadı. Servis tabağına alıyorum. servis tabağına almış olduğum yeşil mercimekli pırasa yemeğinin üzerine bir miktar yoğurt ekledim. Yoğurt güzel yakıştı. Yoğurtlu ya da sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Bence yoğurt tercih edin. Gerçekten güzel bir lezzet oluşturuyor. Üzerine bir parça da pul biber Herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umuyorum sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.